İkinci bölümde de beraberiz Taner Karabağ ve Altan Sarıokulu ile birlikte bu bölümde de transferleri konuşacağız. Bir hatırlatma yapayım kanalımızı izleyenlerin neredeyse 160 165i abone olmadan izliyor. Abone olmayı unutmayın diyorum. O bizim için önemli. Şimdi Fenerbahçe'de her şey yapılıyor. Daha stoper transferi olmadı. Ben ismi geçen oyuncuları sayayım. Malang Sar, Godin, Bastos, Lemos e, bu oyunculara baktığımız zaman aslında benzer özelliklere sahip oyuncular olsun. Sar dışında benzer özelliklere sahip oyuncular. Böyle sert, e, mücadeleci. Sar da daha hızlı, etkili bir oyuncu. Bu kısa boyuna rağmen çok kıymetli bir stoper 21 yaşında. Gerçi Sar'ın gelme olasılığını çok yüksek görmüyorum. Çok fazla talibi, talibi var. Ee, nasıl bir stoper rotasyonu düşünüyorsun sen sanar? Yani bu saydığın isimlerin içerisinde tabii ki e, fark yaratacak ve ileride Fenerbahçe'ye maddi de değer kazandırabilecek isim sar. Evet. Ama e, şöyle de bir gerçek var. Sonuçta seneye Avrupa'da, yani bu sezon Avrupa'da olmayan bir Fenerbahçe. Türkiye Ligi'nin şu anda çok fazla bir cazibesi yok özellikle yabancı futbolcuların gözünde. e Böyle potansiyelli bir oyuncu bonservisi de elindeyken Fenerbahçe'ye gelir mi? Orası zor. Gelirse çok büyük iş başarılmış olur. Evet. E, tabii ki hepimizin birinci tercihi herhalde Sar ismi olur bu evet. isimlerin içinde. E, Lemos'la ilgili genelde söylenenler olumsuz. Yani şu anlamda e, U19 kariyeri çok hızlı bir yükseliş gösteriyor. Ondan sonra sürekli düşüş içerisinde bir stoper. Geçen haftaki programda da söyledim. Açıkçası İspanya 2. Ligi'nin 10. 9. sırasındaki bir takımın stoperinin Fenerbahçe'nin aradığı isim olabileceğini çok ihtimal vermiyorum. Ama bizim iki tane sağlam stoper almamız lazım. Yani Serdar'ı ve Sadık'ı rotasyondaki iki stoperimiz gibi değerlendirip iki tane sağlam bunlardan bir tanesi olabiliyorsa sol stoper ki dünyada sol stoper bulmak ciddi sıkıntı olabiliyorsa bir tane sol stoper olmalı. Godin ismi o da sonuçta kariyer olarak ve çok büyük bir isim. Aynen, değer katmak olarak savunmada lider stoper olmak yani o geri dörtlünün lideri olmak anlamında çok değerli bir isim alınabilir mi bilmiyorum. ama görüşlerim bu yönde. Altın abi sen ne dersin? Ya ben de iki tane çok önemli stoper alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadroda. Eee ya basketbolda pivotun olmaması gibi bir şey yap. Pivotun yoksa pot altından sürekli basket atıyorlar. Orada caydırıcı gücün olmadığı zaman çok kolay basket yiyorsun. E şimdi e, futbolda da iyi stoperin olmadığı zaman doğal olarak hem direkt forvetler rahat oynuyor hem de kolay gol diyorsun. Ki Fenerbahçe geçen sene bunun sıkıntısını Cahilson'u oynatarak çok maçta yaşadı. E, i̇nşallah Allah'tan da diliyorum bundan sonra hiç böyle devşirme oyuncu oynamasın stoperde. Hiçbir yerde oynamasın Hiçbir yerde oynamasın. Ya hadi e, atıyorum orta saha oyuncusunu sol kanatta çekebilirsin falan olabiliyor onlar. İşte bazen futbolda taktiksel değişiklikler yapıyorsun da. Ama stoper hakikaten önemli bir konu. Ne diyorsun bu isimler hakkında? Ben biraz ikinizden farklı düşünüyorum. Benim kim transfer edilirse edilsin bir numaralı stoperim Serdar Aziz'dir. Ee, Serdar Aziz tipinde etkili hem hücumda hem savunmada hem camiayı tanıyan, ligi tanıyan ve soğukkanlı bir stoper bulmak hiç kolay değil. Onun yanına eğer iyi bir tane stoper e, koyarsak, e, hırçın, mücadeleci hele sol ayaklı olursa süper olur yabancı stoper. sağda güvenirim. Uzun vadede iyi bir yedek olur her zaman takıma katkı verebilir. Çünkü hırçın forvetleri göğsünü alan, kafasını onların ayaklarını uzatabilen bir oyuncu. Ee, i̇ki tane stoper transfer edilmesi gerektiğine katılıyorum. Yalnız bunlardan biri asla Godin olmamalı. Inter'den, Atletico Madrid'den Inter'e giderken korkunç bir yıllık ücret alıyordu. 35 yaşında 22 karşılaşma oynamış bu sene Inter'de. Inter Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Gelir mi bilmiyorum. 2022'ye kadar sözleşmesi var. Ama bunların hepsinin dışında Türkiye Ligi'nde Başakşehir'de oynasa çok başarılı olabilecek bir yapısı var. Ama Başakşehir geriye çekilip Daha, Vizca, son, son, son. Kontra, Elia, Vizca bunları Kontra gönderen e, bir takım. Fenerbahçe kapalı zamanı açmak için baskı yapıyor ve yara alana kadar çıkıyor stoperleriyle. Burada... Hızlı e, bir stoper Bakın mesela Juventus'taki örnek. 85 milyon civarında bir para verdikleri Delight'ın Mari'nin kesmesinin en önemli nedeni geriye çok çabuk koşu yapıp kademeye girebiliyor olması. Öyle bir stoperdi. Fenerbahçe böyle bir stoper lazım. Yani sarının en büyük özelliği bu. Yani bu kadar hiçbirinin adını geçirmem. Gözü kapalı banko yıllık 4 milyon eurosu 3,5 milyon euro ise veririm. Ha dengeler falan ama bonservis vermeyeceksiniz bu oyuncuya. Fransa Lig 1'de Önemli bir performans gösterdi. Fransa altyapı takımlarının hepsinin en iyi savunma oyuncusu olarak ön plana çıktı. Ee, ve çok önemli savunmacıları olduğu için, başta varan olmak üzere şimdilik A milli takımda oynamıyor. Ee, önemli bir oyuncu. Hatta Barcelona'nın bile Ronald Koeman'ın isteğinde olduğu söyleniyor. Sarı boyu 1.82. Evet. Bu bir dezavantaj olur mu sence? Yani Çünkü hava toplarında iyi de olduğu söyleniyor aslında hava toplarında. Kötü olmadığı söyleniyor. Ama eee biz 82'de bir stoper için çok uzun bir boy sayılmaz. Evet yani. ama biliyorsunuz yani bunların e, gelmiş geçmiş en güzel örneği Puyol'dur. Eğer siz geriye çabuk koşu yapıyorsanız, mücadeleciyseniz, bir de sıçrama kabiliyetiniz varsa o açığı kapatırsınız. Öyle uzun stoperler gördüm ki başta zanka hava top alamıyor. Sıçlayamıyor yani. Hırçın değil. Mesela Falet bence müthiş futbolu biliyor. Sol ayağı çok iyi. Oyunu çok iyi görüyor. Ağır bir oyuncu. Evet. Yani Fenerbahçe'nin bir kere sağ stoperi eğer savunma lideri olarak Serdar Aziz'i... Ben Erol Bulut ve Emre'nin öyle düşündüğünü düşünüyorum. İlk hazırlık maçında Caner'in ortasına çok güzel de bir gol attı Serdar Aziz. Birçok kilit bas da verdi savunmadan çıkışlarla. Zanka ile oynadılar. Buradaki ikinci oyuncunun bir an önce takıma adapte olması da çok önemli. Yani öyle alacaksınız işte kaprisi olacak şu öyle bir oyuncu olmaması lazım. Yani hırçın stoper dedin de yani Lugano'nun gencini bulacağız. Şimdi Lemos'la ilgili Taner'in bütün şüphelerine katılıyorum. Ama e, Bakesetas'a baktığınız zaman, Papisise'ye baktığınız zaman e, performansı aşağı inen ya da parlamamış bazı oyuncuları Erol Bulut par parlattı. Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki performansının ne kadar diplere gittiğini, Kadro dışı kaldırın sonra Alanya Spor'da Sergen Yalçın'la nasıl yükseldiğini de gördük. Salih Uçan'ı Erol Buluk çok iyi kullandı. Malatya'da Aleksic'i çok iyi kullandı. Ee, şimdi böyle oyuncuları iyi kullanan bir teknik. Bir de genç burnavada olmadığı için oyuncu da daha rahat kendini ifade eder. Ben Lemos alınırsa bir de Cardona ismi geçiyor o da sol stoper. Yani e, Lemos alınırsa Fenerbahçe için iyi olabilir. Sağda da göz ardı etmemek lazım ama katılıyorum. iki tane stoper transferi şart. Bir diğer ismi geçen oyuncu da Bastos. Şimdi Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi artık hani bitti gibi. Bu çok konuşuluyor. Fenerbahçe'de Lazio'dan Bastos'u istediği söyleniyor. Şimdi Bastos da enteresan bir oyuncu. E, fena bir oyuncu değil o da. O da Türkiye Ligi'nde iyi iş yapabilecek bir stoper gibi geliyor bana. Sen Bastos'u çizleyebildin mi Taner? izledim Bilinen de bir isim zaten. Yani hani yeni duyulmuş bir isim de değil. Ortalamanın üzerinde bir stoper ama demin Altan abinin ve senin de söylediğin yani o savunmanın lideri olacak stoper arayışını Bastos karşılamaz. Bastos iyi bir ikinci stoper olur. Lider stoperin tamamlayıcısı olur ama savunmanın lider stoperi Bastos olmaz. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi, Angola vatandaşı 22 karşılaşmaya çıkmış geçen sezon Lazio ki Lazio dördüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Fakat bunların sadece 11'inde ilk 11 oynamış. 11'inde sonradan girmiş. 29 yaşında. Yani ben biraz daha bu tip stoperlerin farklı takıma transfer, transfer yaptığında daha kendilerini ifade ettiklerini, daha iyi mücadele ettiklerini biliyorum. Şimdi Lazio, Inter, Juventus bunlar da çok geniş kadronun hepsi çok yetenekli, kaliteli ve pahalı isimler. Kesinlikle. Onlardan bir oyuncuyu alır kapalı gözle alıp oynatabilirsiniz. Yani onların yedeği demek, on istatisti verirken 11 maç yedek girmiş demeyi kötülemek için söylemiyorum. Orada forma giymesi bile önemli. Bu arada Vedat bunun içinde toplamda 18 artı 2 milyon euro gibi e, bir transfer yapacağı hatta bittiği söyleniliyor. Ciro Immobile biliyorsunuz Lazio'da Vedat'la oynayacak büyük ihtimal. Gol kral oldu. 39 gol attı. Ronaldo'yu geçti. Yani Lazio Vedat Muric gibi bir isme yatırım yaparken Fenerbahçe'de çok akıllı tok satıcı gibi davrandı. Hemen 14-15'lere vermedi. Ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah Bastos da gelir. Ben de aynı fikirdeyim. Bastos'un da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gelirse Fenerbahçe'den çok iş yapar çünkü dediğim gibi Godin 35 yaşında sarın transferi çok çok zor yani ikna etmek de zor yani çünkü 21 yaşındaki bir oyuncu kardeşim gel bundan sonra kariyerini işte yaparsın. Yani anca olarak. Altan abinin dediği gibi parayla ikna edersin. E bizim de şu anda elimizin en kısıtlı olduğu yer para. Evet bu bölümü de bitirelim sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. <laughs>